Sivas'tan bir izleyicimiz vermiş yine. Alo. Alo, selamünaleyküm Hüsnü Bey. Aleyküm selam, buyurun. Nasılsın canım? Teşekkürler, iyilik efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, buyurun efendim. Ben bir yıl önce bypass oldum Sivas'ta. Evet. Şu bir aydır yolda yürürken böyle gene sağ göğsümden giriyor kolumdan. Sol memlemin üzerinde bir ağrı şu oldu, tesmin edildi. Doktora gittim, tekrar diyor anji olman gerekiyor diyor. Bunun sakıncası var mı anji ameliyattan sonra? Sonra bir de kılcal damarımı açamadılar, çok zayıfmış. Bu damar hala duruyor. Ben tekrar anji olsam bunun faydası var mı acaba? Hocam abi şey yapsak, yardımcı olsak. Hocamız cevaplayacak efendim. Tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Allah uzun ömürler versin, Allah şifalar versin. Evet hocam. Bypass olmuş hastalarımızın da tabii belli oranda damarları tekrar tıkanabiliyor. Şimdi bypass'ta bir göğüsten alınan damar var, atar damar. Bir de diğer damarlar için düşünülen ayak toplar damarlarından kesilmek suretiyle bağlanan damarlar var. Göğüsten alınan damar atar damar olduğu için bunun tıkanma oranı hakikaten düşük, bayağı düşük. Ama toplar damarlar, bacaktan alınan toplar damarların tekrar daralma, tekrar tıkanma oranı ne yazık ki yüksek. Yani çok az rastladığımız bir durum değil. Dolayısıyla bunlar 1 yılda, 6 ayda, 3 yılda, 5 yılda neyse hastadan hastaya değişmek üzere tekrar daralabiliyor, tıkanabiliyor. Bunlara anjiyo ile tekrar müdahale etmek elbette mümkün ve gerekli. Yani sakıncası kesinlikle yok. Yani bypass olmuş birinin anji olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Hatta zaman geçtikçe bypass hastaları toplumda yaygınlaştıkça ister istemez bizim hastalarımızın da daha önce bypass olmuş olanlarının oranı artıyor. Bu çok doğal bir şey. Burada şunu vurgulamak lazım. Örneklerden görüldüğü üzere kalp damar hastalığı bir apandisit gibi, bir safra kesesinin alınması gibi, bir ne bileyim bir tümör ameliyatı gibi gelip geçici, bir defa olduk bitti, böyle bir hastalık değil. Bu hastalık bir süreç ve genellikle engelleme şansımız gençlik yıllarında olur. Bu süreç başlamışsa bunu tamamen sıfırlama ihtimalimiz ne yazık ki yok. Görüyorsunuz bypass oluyor, bir yıl sonra tekrar anji oluyor, tekrar stent takılması icap edebiliyor. Burada bunu uzun ömür boyu sürecek bir süreç olarak kabul etmek lazım. Bunu iyi yönetmek, bu süreci iyi sürdürmek önemli. Dolayısıyla şunu beklemeyeceğiz. Yani şu damarımızı açtırdık, tamam bundan sonra konu kapandı. Biz ömür boyu bu kalple ilgili bir sorun yaşamayacağız. Bypass olduk, böyle bir sorun yaşamayacağız. Böyle bir olasılık ne yazık ki yok. Keşke olsa ama bu devam eden bir süreç. Şeker hastası olmuş bir hasta düşünün, tansiyon hastası olmuş bir hasta düşünün. Bunların tansiyonun sıfırlanması veya bir daha hiçbir şeker hastalığı mevzusunun olmaması gibi bir olasılık yok. Bu ömrü boyunca bununla yaşayacak hastamız. Bypass olmuş bir hastamızda tekrar pekala anji olabilir, tekrar stent takılabilir. İkinci kez bypass bile olabilir. Bunlar ihtiyaç halinde ilgili ekibin karar vermesiyle olacak bir şey. Göğüs ağrısı var hastamızda. Tabii ki gittiği hekimin önerisi doğrultusunda tekrar anji yapılıp gerekli damar neyse ona bir müdahalede bulunması gerekiyor. Kılcal damarlar hayati bir problem oluşturmaz ama hastamızın yaşam kalitesini çok bozuyorsa o kılcal damardan kasıt tabii hastamızın ifadesiyle söylüyorum. Kılcal damar diye bir şeyi biz anjoda gözle göremiyoruz zaten ama muhtemelen yan damar. Ana damar değil, yan damarı kastetti. Açılabiliyorsa açılır. Gerçekten sıkıntı veriyor ise açılması zor, özel teknik malzemeler gerektiren bazı damarlar vardı. Gerekiyorsa onlar kullanılır. Sonuçta çözülemeyecek bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Bizim esas derdimiz bypass yapılan damarlardan birisi tıkanmışsa onun açılmasıdır her şeyden önce ama.